Merhaba arkadaşlar. Bugün ıslak kek yapıyorum. Yumurtalarım küçük olduğu için 5 adet yumurta kullandım. Aslında 4 adet kullanacaktım. 5 adet yumurtayı kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ve mikserle iyice çırpıyorum. Yumurtaları iyice köpürttükten sonra 1 bardak süt ve 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Artık mikserle işim bitti. Şimdi 3 yemek kaşığı kakao, 2 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozu. Burada da 2 bardak unum var. Söylemeyi unuttum. Bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalıydı. Şimdi spatulamla alttan üste doğru karıştıracağım. Böyle akışkan bir hamur elde ediyoruz. Artık tamam. Yağladım. Tepsiye döküyorum. Şimdi kekime önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyacağım. Ama koyduktan sonra dereceyi 160 dereceye getireceğim. 25-30 dakika arası pişmesini bekliyorum. Pişerken ben de sosunu hazırlıyorum. 3 bardak süt, 3 bardak süt kabımı alıyorum. 1 bardaktan biraz eksik şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, dolu dolu 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı bitter çikolata ve yine 3 yemek kaşığı kakao. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alacağım. İyice karıştırdıktan sonra artık ocağa aldım. Sürekli karıştırıyoruz. Kekimi fırından çıkarıyorum. Şöyle bir ilk sıcağı geçsin. Kekimi bir bardak sütle ıslatıyorum. Ve üzerine sosunu iyice karıştırdım. Ilık vaziyette şu anda, tam sıcak değil. Güzelce gezdiriyorum. Bol çikolatalı, bol soslu, güzel bir ıslak kek. Üzerine Hindistan cevizi ve fıstıkla süsleyeceğim. Biraz da fıstık koyuyorum. Şöyle ortasına gelecek şekilde. Üzerine de böyle kuru meyve şekerlemeleriyle süslüyorum. Çiçek bahçesine döndü. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi içinden bir dilim de alıp göstereceğim sizlere. Çikolata severlerin çikolataya doyacağı
Bol çikolata soslu bir kek oldu. Herkes yapsın, herkes denesin istiyorum. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.